Cem Bey, Atakaş tekrar faaliyete geçti. Türkiye'nin en büyük çelik yatırımına imza atmış bir firma olarak, özellikle de kurun yükseldiği, sektörün ithalata yöneldiği böyle bir ortamda, bu yatırıma nasıl karar verdiniz? Öncelikle onu öğrenmek istiyoruz. Tekrar merhabalar. Yıllar sonra. Doğru, biz büyük bir yatırım yapmıştık. Türkiye'nin en büyük demir çelik yatırımlarından biriydi. Daha sonra o yatırımdan çıktık ve tekrar sektöre girme kararı aldık. Bizi en çok teşvik eden sebepler, birincisi bölgeye olan inancımızdı. Biz aşağıda şu an sıkıntılı olsa da bölge gelecek vaat ettiğini bölgenin ve yanımızdaki pazarların, Orta Doğu pazarının ileride çok güzel olacağına inandığımızdan bu yatırım yaptık. Ayrıca ham maddeye yakın olmamız, bölgede güçlü üreticilerin bulunması ve Türkiye'deki iş gücüne olan güvenimiz, açıkçası ihracat pazarlarını hedefleyerek bu yatırıma karar verdik. Özellikle hedeflediğiniz ihracat pazarları neler olacak? Özellikle de mevcut siyasi ya da ekonomik konjonktürü de göz önüne alırsak. Orta Doğu bizim için önemli bir hedefti. Şu an sıkıntılı olsa da, beklediğimiz rakamların altında olsa da geleceğine inanıyoruz. Orta Doğu'da mevcut sıkıntılar bittikten sonra orada tekrar yeniden yapılanma süreci olduğu zaman bizim için güzel bir pazar olacağına inanıyoruz. Onun için Orta Doğu öncelikli pazarlarımızdan. Bunun dışında Akdeniz çevresindeki her ülke bizim için bir hedef pazar. Kuzey Afrika, Güney Avrupa, bunların hepsi bizim için birer hedef pazar. Şu anki gidişat da hedeflere paralel gidiyor. Dediğim gibi Orta Doğu'daki mevcut sorunları saymazsak, bizim için Akdeniz çevresi ve şu an deniz aşırı Amerika hedef pazarlar arasında. Yatırımın detaylarını alabilir miyiz? Yüzde kaçı tamamlandı? Hangi ürünler? Tonaj? Yatırım iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım asitleme, soğuk hadde, galvaniz ve boya hatlarından oluşuyor. Asitleme Mayıs ayında devreye girdi. Haziran gibi soğuk hadde devreye girdi. Temmuz'da da galvaniz. Şu an yani yatırımın %60-65'i tamamlanmış durumda. Bu ay sonuna doğru boya hattının devreye girmesini bekliyoruz. Şu an test üretimleri var. En son olarak da B fazı dediğimiz tavlama, temper ve temizleme hatlarından oluşan kısımda birinci çeyreğin sonuna doğru devreye girdiği zaman bütün yatırımı tamamlamış olacağız. Yatırımınızı özellikle ham madde konusunda, ham madde tedariği konusundaki çalışmalarınız hakkında da bilgi alalım. Bizim bölgesel olarak avantajımız güçlü sıcak üreticilerine yakın olmamız. Bunun verdiği avantajı kullanarak, ham maddeye yakın olmanın verdiği avantajı kullanarak ham maddedeki avantajı ihracat pazarlarında rekabetçi olarak bunu o şekilde değerlendirmek istiyoruz. Onun için bölgedeki üreticilerle sıkı bir işbirliğimiz var. Ama tabii ki tek tedaricimiz bölgedeki üreticiler değil. Onun dışında yurt dışında da bazı firmalarla çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak bölgedeki üreticilerle çalışıp ham madde yakın olmanın verdiği avantajla da işte ihracat pazarlarında aktif olmaya çalışıyoruz. Tabii Atakaş'ın tarihsel olarak İskenderun ile yakın ilişkisi ve sevilen bir aile ve grup olması dolayısıyla sanırım istihdam konusunda da İskenderun'da herhalde sektörde bir heyecan yarattığını tahmin ediyorum. Bu konuda da belki bir şeyler söylemek istersiniz. Evet, doğru. Biz yatırımların çoğunu İskenderun bölgesine yapan bir firmayız. Dört ana kolda faaliyet gösteriyoruz. Biz kömür ithalatçısıyız. Türkiye'nin en büyük kömür ithalatçısı. Yaklaşık 2,5-3 milyon tonluk senelik bir hacmimiz var. O yatırımların tesislerinin en büyüğü yine İskenderun'da. Bunun dışında Samsun'da ve Gebze'de tesislerimiz var. Ama ana lokasyonumuz İskenderun. Bunun yanı sıra şu an liman yatırımımız var. Gene İskenderun'da. Demir çelik yatırımını İskenderun'a yaptık. Hali hazırda bir enerji projemiz var. Termik santral projemiz var. Genelde yatırımları İskenderun'a yapıyoruz. Çünkü bölgede sevilen bir firmayız. Bölgeye inancımız var. Ve bölgede istihdam yaratmak bizim için gerçekten önemli bir amaç. Bölgede bizden bunu bekliyor. Biz de elimizden geldiğince yatırımları artırarak bölgede iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz.
Hayırlı olsun diyoruz. İyi Teşekkür çalışmalar ederim. diliyoruz. Sağ olun.